Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. Ben Hande, Asya Makine Mühendisliği mezunuyum. Ama sonrasında böyle daha farklı, daha yaratıcı şeylerle uğraşmak istediğim için çok kendi mesleğimi yapmadan işte daha böyle dijital pazarlama taraflarına yönelip şu anda da Pop Story'de tam zamanlı kafa yoruyor ve çalışıyorum. Evet. Bora, ben de felsefe mezunuyum. Bir de esas uzun yıllar radyoculuk yaptım. Sonrasında işte dijital ajanslarda çalıştım bir süre. Arkasından ilk girişimim olarak Bir Kafalar diye bir projemiz vardı YouTube'da da. Hala popülaritesini koruyor ama güncel değil. Arkasından Tezgahçılar diye bir eğitim şirketi kurduk. Hande ile de oradan tanışıyoruz zaten. Sonrasında da onun içerisinden Pop Story doğdu diyebiliriz. Şu anda da 7 gün 24 saat programa muhatap oluyoruz diyebilirim. Peki, Pop Story'de insanların hikayeler yaratması ve bunu yaşaması üzerine bir deneyim tasarlamışsınız. Peki Pop Story'nin hikayesi nasıl başladı? Bunun ilhamı nereden geldi size? Ya Bora'nın biraz önce dediği gibi biz Tezgahçılar'da beraber çalışıyorduk onunla ve onların çatısı altında bar oyunu akşamları düzenliyorduk. Oradan oyun kurguları çıkmaya başladı ve her etkinlikle beraber bizim o konudaki, o alandaki heyecanımız da arttı. Çünkü böyle her seferinde ufak tefek şeyler keşfetmeye, bu oyunu nasıl daha eğlenceli hale getiririz, nasıl geliştirilebiliriz diye kafa yormaya başladıkça bizim için yeni bir uzam açıldı. Ya aslında hani fikrin ilham tarafından çok geliştirme tarafına odaklandık ve orada esas kastık diyebilirim hani, çünkü evet hani ilham bir an geliyor yani, hani biz böyle bir parti verip orada ufak bir oyun tasarımı yapabiliriz gibi bir an aslında, ama işte ne bileyim, oyunlarda işte klasik şey anlatırlar, işte Angry Birds'in hikayesini, işte ondan önce 50 tane oyun yapmışlar. Hani aralarından bir tanesi kendileri de beklemiyorken işte Angry Birds olarak o kadar patlamış gibi. Biraz öyle aslında. Hani bizim de böyle bir hani belirli tasarımların etrafında dönüp şu anda hani Pop Story'nin alameti farikası dediğimiz şey çok eğlenceli olması. Yani biz demiyoruz, hani genel feedback ve ortam söylüyor. O geliştirmeye gelme kısmı uzun bir süreçti. Yani çok böyle işte onlarca tasarım denedik. Sonrasında hani bunu nasıl oturtabiliriz, odak noktamız ne olmalı, insanların deneyimleri, şurasına şunu eklesek, burada deneyim düşüyor, böyle arttıralım hani diye geliştirme kısmıyla esas çok uğraştık. Peki bu geliştirme sürecinde bir ürün olarak ortaya koyduğunuz aslında bir oyun deneyimi. Bunu geliştirirken kendinizi bir startup olarak tanımlayabiliyor musunuz? Ya da benzer veya ayrışan yönleriniz var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Esasen aslında hani, tamam hani oyun kısmı deneyimin kendisini içeriyor. O bir tasarım ama esas olarak hani bu bir business planı olan, ayrıca hani işte kendi gelir modelini yaratmaya çalışan ve aslında gözükenin aksine bir organizasyon şirketinden ziyade şu anda kendimizi bir teknoloji şirketine doğru evritmeye çalışıyoruz. Burada da zaten hani fikir şey, hani bizim hani kendimiz bireysel olarak hani gidip bir yerlerde bu etkinliği yapmaktan ziyade yani teknolojiyle bunu nasıl açıkçası hani global bir tarafta da yayabiliriz diye business tarafı ya startup tarafı da o taraftan bir yandan ilerliyor. Anladım. Peki bu ne kadar oldu başlayalı ve bu yayılma sürecinde nasıl bir strateji izlediniz? Nelerden yararlandınız? Nasıl araçlar kullandınız? Yani böyle kulaktan kulağa yayılan bir şey mi oldu, yoksa nasıl tasarladınız o stratejiyi? Şöyle, Ağustos sonunda biz marka ismini bulduk, çalıştık, her şey çıktı. Bir turne, yaz turnesi yapalım dedik. Ve böyle işte arabayla Kaş'a indik, oradan Bodrum'a, Çeşme'ye, Bozcaada'ya geçtik. İlk oralarda yaptık aslında. Ufak bir kitleyle çok eğlenceli etkinlikler oldu. Sonra asıl başlangıcı... Test etkinlikleri diyoruz onları şu an. Aynen öyle. Şeyi de orada görmüş olduk. Ne çalıştı, ne çalışmadı. Gerçekten çok keyifli bir iki haftaydı. Bayağı böyle bir bilgi toplayıp geri döndük. Sonra Eylül'de asıl ilk İstanbul etkinliğimizde hani büyük resmi açılışı yapmış bulunduk. Ondan beridir de her ay birçok etkinlik yapıyoruz. Ya bizim esas hani ikimiz de böyle dijital pazarlama geçmişte olduğumuz için hani o tarafta hani işte reklam hedeflemeleri, işte Instagram stratejisi vesaire falan, oralarda
ki bilgimiz yüksek ve hani orada işte stratejiler oluşturuldu vesaire ve bir hani büyüme planı yapılıyordu. Ama şey konusunda dürüst olabiliriz yani hani böyle bizim beklediğimizden çok daha hızlı yayıldı. Yani işte yine böyle işte girişim diliyle konuşun işte retention'larımız çok yüksek. Hani gelen insanlar böyle işte 4., 5. kere hani gelmeye devam ediyor. Kulaktan kulağa yayılırlığımız çok yüksek. Birazcık bizde orada şey oldu hani biraz da hani daha ilk başlarda test modunda gideriz. Ufak bir ekip ve hani teknolojik olarak hani hazır olana kadar belirli bir şeyle neden belirli bir ölçekte kalırız diyorduk. Sonra böyle iş bizden hızlı koştu. Öyle olunca da biz böyle bir hani rüzgarı almışken hadi işte bir dahaki ayda şu kadar etkinlik, bir dahaki ay bu kadar etkinlik falan diye hani şu anda böyle bir anormal bir tempodayız. Ve şey kendimiz böyle hani olduğunu gördükçe daha da kuş ediyoruz açıkçası. Mekanlara göre bir oyun tasarımı da düşünüyor musunuz özellikle? Yoksa her mekanda giden yani aşağı yukarı aynı deneyimi mi yaşıyoruz? Şöyle diyeyim, mekanları ruhu da ilgilendiriyor bizi ama asıl hangi şehirde, şehrin hangi kısmında olduğu belirleyici taraf oluyor. İstanbul özelinde konuşursam mesela işte Avrupa yakasındaki etkinliklere hem isim verme aşamasında hem de oyundaki içeriklerin tonu aşamasında daha farklı kararlar alıyoruz. Kadıköy'e gittiğimizde daha farklı bir kitlemiz olduğu için ona göre kararlar alınıyor ve içerikleri de o şekilde birazcık ince ayarlarla değiştiriyoruz. Çünkü dediğim gibi kitle farkından ötürü ki şu aşamada artık elimizde de o data var. Hani Maslak tarafına gittiğimizde kim ne daha çok seviyor, daha beyaz yakalı bir kitle oluyor. Kadıköy'e gittiğimizde nitekim İzmir, Ankara oralarda da çok eğlenceli insanlar var. Ve tam olarak neyi seviyorlar? Çok daha iyi bir yerdeyiz 6 ay öncesine göre. Daha çok yolumuz var gerçi ama elimizdekilerle onları ayarlıyoruz. Verdiğimiz isimleri de evet ona göre seçiyoruz. Mesela bu akşamki Strangers in the Night olacak. Bence Menta'nın ruhuna da çok uyuyor. Hani barda bir o köşede oturan iki insanın şöyle karşılıklı bakıştığında o iki yabancının bu akşam burada bir hikaye yaratacak olması beraber çok uygun düşüyor. Katılımcılara da çok soruyoruz, geri bildirim istiyoruz, eleştirileriniz var mı diye. Onların da söyledikleri çok şekillendiriyor deneyimi her seferinde. Peki bu deneyimin tümünü düşünecek olursak, bu hikayenin kahramanları aslında o geceye katılan insanlar, kullanıcılar bir yandan da. Geldikleri zaman hem birbirleriyle, hem telefonlarıyla, hem de sizin sosyal medya hesaplarınızla bir etkileşime geçiyorlar. Bu etkileşime baktığımız zaman tümden bu kullanıcı deneyimini yeterli buluyor musunuz şu anda veya geliştirmek için bir planınız var mı? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? O bizim aslında deneyimi daha eğlenceli, daha katmanlı kılmak için kullandığımız bir araç oluyor eninde sonunda. Diyenler oldu hani telefonlu bir etkinlik dijital tarafında bayağı da vakit harcıyor insanlar diyorlar. Çünkü oradan oyun içerikleri vesaire veriyoruz katılımcılara. Nasıl sosyal oluyor sorusu geliyor. Ama teknolojinin nimetlerinden faydalanarak yapabileceğimiz en sosyal etkinliği tasarlamaya çalışıyoruz eninde sonunda. Ve dediğimiz gibi sürekli de iyileştirmek için vakit harcıyoruz. O yüzden o ikisinin uyumu bizi de her etkinlikte şaşırtıyor. Çünkü her seferinde dediğimiz gibi değiştirdiğimiz vesaire için geliyoruz ve bakalım bu sefer nasıl olacak diye. Çünkü evet riskli bir alanda dolaşıyorsun. Teknolojik bir araç vasıtasıyla iki insanı birbiriyle etkileşime sokmaya çalışıyorsun. Ve o sırada orada olması gerekiyor bunun. Genelde dijital etkileşimlerde uzay giriyor araya. Ama dediğimiz gibi bir çeşit know-how'lar, deneme yanılmalar, işte kulağımızı sürekli açıyoruz, dört gözle izliyoruz insanları ve beceriyoruz bir şekilde, oluyor. İmkansız değil. Ya o şey anlayışı biraz, işte bahsettiğin noktada şey eleştirirsen dediğin gibi çok şey soru işareti çok gördük hani. Yani hani sosyal etkinlikte neden hani telefon kullanıyoruz falan gibi. Bu biraz böyle birkaç sene öncesinin eleştirisiymiş gibi geliyor. Çünkü hani eskiden gerçekten o şeydi yani hani böyle bir telefonlarımız
şu anki kadar elimiz ayağımız değilken bir başka bir konsantrasyondu bizim için. Ama şu an öyle değil yani. Gerçekten ve eline bakmaktan bir farkı yok yani etkinlik esnasında telefonuna bakmanın. Yani o kadar hani senin vücudunun bir uzulu gibi bir şey. O yüzden hani hiç şey olmuyor yani. Telefona baktım, o benim sosyalliğimi giderdi falan. Zaten hani en sosyal anında bile hani arada şöyle bir açıp şöyle Facebook'u bir kaydırıp rahat edip hani sonra devam ettiğin çok oluyor. Ya yani hiç yoktan saate bakıyorsun. İnsanlar evet. Saat takmıyor yani. Evet. Peki yazın bu işe koyulduğunuz zaman, ilk başladığınız zamanlarda kendinize şunu yaptığımız zaman başarılı olacağız dediğiniz bir kıstas, bir amaç belirlemiş miydiniz ve onun neresindesiniz ya da başarı tanımınız değişti mi? Pub Story için başarı nedir? Benim başarı tanımım hiçbir zaman çok keskin olmadı ki öyle başarıyı bir yer olarak da görmüyorum. Pub Story özelinde de en başta insanlar sevsin ve benimsesin istedik. Onu başardık diye düşünüyorum. Çünkü hani her partiye geldiğimizde işte müdavimlerimiz oluyor. Gelip her seferinde işte çok güzel, çok eğlendik, çok beğendik diyen insanlar oluyor. O açıdan o tarafta hani olmasını istediğimiz bazı şeyleri oldurttuk. Ama Pub Story'de Pub Story neyi başarmasını istiyoruz sorusu. Ya bir kere ne olursa olsun bunu devam ettirmek, dünyaya yaymak istiyoruz. Ya şeyden çok ucunmuyoruz aslında. Hani yine böyle startup tarafına ya da böyle iş tarafına hani geçince sonuç olarak hani bunu biz bir iş modeli olarak kurguladık ve o iş modeli olarak kurguladığın zaman başka gerçekler konuşuyorsun ve en azından benim kişisel olarak challenge'ım bu işte buydu. Hani şeyi çok sonradan algıladım, hani bir şeyin çok güzel olmasıyla para kazanıyor olması arasında dağlar kadar fark varmış yani. Dolayısıyla hani bizim için challenge oydu birazcık yani. Çünkü etraftaki hani ne projeler çok harika olmasına, hani kullanıcıları çok sevmesine, insanlar çok iyi niyetli olmasına rağmen doğru bir business model kuramadıkları, doğru bir iş modeli kuramadıkları için şey oluyorlar. Yani hani ölüp gidiyorlar. Biz en başta bu işin başına gelmesini istemedik. Yani dolayısıyla hani tasarımı doğru yapmaya ve insanların bir şekilde kalplerine, ruhlarına dokunmaya çalışırken bundan acaba nasıl sürdürülebilir, yayılabilir bir iş modeli kurgulayabiliriz diye bakıyorduk. O yüzden hani işte teknoloji işi bizim için çok önemliydi, yayılabilirlik konusunda vesaire. Hande'nin dediği gibi hani esas hani işin bizim normal şahsi olarak manevi tatmin edecek tarafı şeyi de daha iyiydi seni. Biz bir şekilde insanlarla bir bağ kurabildik. İşin hani iş tarafında da eğer hani bunu bir sürdürülebilir ve batmayacak bir projeye dönüştürebilirsek hani o zaman da o konuda da bir şey yapacağız. Ama şu anda her şey için çok yeni yani şey, o tarafta. Peki az önce sen de bahsettin Hande, bir dünyaya açılma ve bu Pub Story'yi Türkiye'den dışarıya bir gidiş hikayesini yazmak istiyoruz dediniz. Şu an peki bir sihirli değnek olsa, istediğiniz bir yerde, bir ülkede, istediğiniz bir mekanda yapabiliyor olsanız nereyi ve neden tercih ederdiniz? Miami. Ya benim aklıma direkt Avustralya geliyor. Hem belki dünyanın diğer ucu diye tanımlıyoruz ya Avustralya'yı. Hem oradan ama hem de orada vakit geçirdiğim için böyle ruhu ruhumuza çok uygun geliyor. Böyle okyanusa nazır bir mahalle pubunda böyle 150-200 kişi çılgınca Pub Story oynamak isterdim. Direkt böyle bunu hayal ediyorum. Hayal, evet ben de bu hayale katılabilirim. Güzel değil mi? Ama ya sihirli değnek olsa, daha ciddi açıdan düşünürsek New York. Peki çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. Bugün Bora ve Hande ile beraberdik. En az kendileri kadar eğlenceli bir deneyim yaratmışlar bizler için. Tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.